Merhaba sayın seyirciler, Metin Uç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Şimdi haberler. İran rejiminin insanlık dışı uygulamalarının başında idamlar geliyor. Son 2 gün içerisinde 21 kişinin, 2014'ün ilk 2 haftasında ise 40 kişinin idam edildiği bildirildi. Bu bilgi Uluslararası Af Örgütü tarafından verildi. Örgütün açıklamasına göre İran'da son 2 gün içerisinde 21 kişi, yılın ilk 2 haftasındaysa 40 kişi idam edildi. İran'da idam sayısında devam eden artışların İran'ın uluslararası imajını düzeltme girişimlerini anlamsız kıldığı belirtildi. Ölüm cezasının her insanın hakkı olan yaşam hakkının ihlali ve aynı zamanda zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir ceza olduğuna dikkat çekildi. Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Hasiba Hat Şahrau da İranlı yetkililerin idam cezasını kaldırmaları konusunda acilen uyarılması gerektiğini ifade etti. İdamlardan 17'sinin Kereş'te bulunan Şiraz ve Gohardast cezaevlerinde gizlice ve topluca yapıldığı, 5'inin Şahraut, diğer 5'inin Şiraz, 2'sinin Ardebil, 1'inin ise Tabas cezaevinde gerçekleştirildiği ve bir idamın Saveh şehrinde halka açık olarak yapıldığı kaydedildi. Kadınlara yönelik şiddet ve kırım devam ediyor sayın seyirciler. Son haber Manisa'dan. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından katledildi. Eşine şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı verilen Hasan Tüfekçi adlı kişi, dün gece kendisinden boşanmak isteyen ve ayrı yaşadığı eşi Mukaddes Tüfekçi'nin evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Polisten yardım isteyen Mukaddes Tüfekçi eski eşi tarafından katledildi. Boğazı kesilen iki çocuk annesi Mukaddes Tüfekçi Akhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mısır'a geçiyoruz. Mısır'da referandum oylaması bitti ancak çatışmalar devam ediyor. Dünkü protestolarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır'da dün devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yandaşlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğü öğrenildi. Kahire'nin güneyindeki Fayum kentinde bir kişi açılan ateş sonucu aldığı yarayla yaşamını yitirdi. 3 kişi ise Kahire'de yaşanan çatışmalarda öldü. Mısır haber ajansı MENA, Kahire ve Fayum dışında Suez ve İsmaile kentlerinde de çatışmalar olduğunu duyurdu. Referandumda oylamaya katılan halkın %95'i evet oyu kullanmıştı. Ahmet ve İstanbul'da Cenevre Barış Konferansı'na Kürtlerin bağımsız bir heyetle temsil edilmesi talebiyle mitingler düzenleniyor sayın seyirciler. Önce Ahmet'e ardından İstanbul'a bağlanalım ve mitingler hakkında bilgi alalım. Telefon attığımızda gazeteci Ömer Çelik var. Ömer, mitingden detayları aktarır mısın? Sesimi alıyor musun? Merhabalar yayınlar. Merhabalar. Evet, Diyarbakır'da bugün binler Rojava'ya ses vermek için toplandı. Bildiğimiz gibi 22 Ocak'ta Cenevre'deki toplantısında Kürtlerin bağımsız bir heyetle katılması ve daha önce devrimle birlikte inşa edilen sistemlerinin tanınması amacıyla Diyarbakır'da bugün toplandı. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda mitinge yoğun bir katılım var. Tabii sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın il ve ilçelerinden mitinge katılmak için yurttaşlar onlarca araçlı konvoylarla Diyarbakır'a akın ettiler. Diyarbakır'da havanın güzel olmasıyla birlikte de mitinge katılım oldukça artmıştı. Havanın bu şekilde güzel olması mitinge gerektiği açıkçası yine bir şekilde ortaya çıkardı. İlçeler Rojava'nın heyetinin bağımsız bir şekilde Cenevre'deki toplantılarına katılması talebiyle çeşitli pankart araçları mesajlarını ilettiler. Yine sıktık miting alanında buna dönük talepler, sloganlar dile getirildi. Tabii meydan halklar, yurttaşlarla dolarken güvenlik önlemleri de polis aldı. Mitinge çeşitli alanlarında kurulan giriş noktalarıyla yurttaşlar alana giriş yapabildi. Yine sıktık gökyüzünde helikopter, polise ait bir helikopter miting alanını denetledi. Tabii miting alanında coşku mitinge saat programının başlaması saatler öncesinden karşı başladı. Sahneden çalınan müzikler eşliğinde yurttaşlar miting programını çektikleri halaylarla beklediler. Mitinge ise şu an itibariyle BDP milletvekillerinden Müsel Aydoğan, İbrahim Ayhan, tahliye edilen Sukur milletvekili, Van Bank milletvekili Kemal Aktaş, yine Diyarbakır Büyükşehir Eş Belediye Başkanları Gülkan Kışınak ve
Fırat Andı, BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Nuri Zübeyde Zümrüt ile Mehmet Emin Yılmaz katılım gösterdiler. Söz konusu isimler biraz önce sahneye çıkıp halkı selamladılar. Hep birlikte halka, hep birlikte sahneye çıkan mitingi Kürt halkı sizinle gurur duyuyor sloganlarıyla selamladı. Miting programının birazdan başlaması bekliyor. Teşekkürler Ömer, kolay gelsin. İyi yayınlar. Şimdi de İstanbul'a dönüyoruz sayın seyirciler. Telefon attığımızda gazeteci Kadri Özkan var. Kadri, sesimi alabiliyor musun? Evet, merhaba. Kadri, mitinge ilişkin gözlemlerini aktarır mısın? Evet, Cerebe'ye Rojava'nın kendi statüsüyle, kendi özel statüsüyle Cerebe'ye katılması için mitingler başlatılmıştı Kürdistan dört yanında ve İstanbul'da da bu kapsamda sabah saatlerinde Numune Hastanesi önünde 12'ye doğru kitleler toplanmaya başladı. Devlete İstanbul İl Örgütü ve ilçe örgütleri, yine Kocaeli, Sakarya, Bursa il ve ilçe örgütleri, HDP örgütleri, yine çeşitli siyasi partilerin ve oluşumlarının katılımıyla Numune Hastanesi'ne binler bir araya geldi. Rojava, Kürdistan'ın Cenevre'ye kendi özel statüsüyle kabul edilsin. Yine yeni Lozan istemiyoruz. Rojava'ya özel statü, Rojava devrimini selamlıyoruz. Pankartlar açıldı. Yine Tekkelderi Abdülhamir Öcalan'ın yeni çekilmiş fotoğrafların bulunduğu dev posterler. Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçinin yine fotoğrafların bulunduğu posterler. Tekken'in önce kadrolarından Agit Mansur Korkmaz'ın yine dev posterleri, yine gençler kortejin yürüyüşün önüne geçerek YPG, KCK, Reber, Apo'nun hazırı pankartlar açtı. Yürüyüşe yoğun katılım vardı. Binler Beji Saruk, Apo, Beji Berkodan'a YPG sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Yine ara ara çalınan davul ve zurna eşliğinde halaylarla yürüyüşlerini devam ettirdiler. Kadınların yoğun katılımı, yine çocukların ve kadınların renkli katılımı dikkat çekiyordu. Binler yürüyüşlerin ardından miting alanına, Kadıköy Meydanı'nda bulunan miting alanına aktı. Şu anda 10 bine yakın insan miting alanını doldurmuş durumda, başlamış durumda miting. Az önce saygı duruşuyla miting başladı ve ardından açılış konuşması yapıldı. Miting programına HDP Eşkar Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırı Süren önde, yine BRP Milletvekili Faysal Sarıyıldı, BRP Eşkar Başkanı Sebahat Tuncel programa katılması bekliyor ve burada bir konuşma yapmaları bekleniyor. Şu an mitinge baktığımızda yoğunca KCK, PGK, YPG yine bayrakları görünüyor. Yine Tekkelerin hocalarının posterleri dalgalanıyor. Gençler şu anda yüksek yerlere çıkıp yine bayrakları dalgalandırmakta. Ara yerlerde kitleler söyledikleri şarkılar eşliğinde, marşlar eşliğinde halaylar çekiyor şu anda. Şu anda miting açılış konuşmasıyla başlamış durumda. Teşekkürler Kadri. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani. Sırada bir trafik kazası haberimiz var sayın seyirciler. Şırnak'ın Cizir ilçesinden Mardin'in Nisebin ilçesine gitmekte olan bir araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu Süleyman Bilge adlı kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ağır yaralanan Bilge'ye ilk müdahale yaptıktan sonra Bilge Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demokratik çözüm süreci ve köye dönüşlerin tartışıldığı bir dönemde korucular ve askerler Nisebin'de köy bastı. Nisebin ilçesine bağlı Kocadağ Köyü 1993 yılında korucu olmayı kabul etmediği için boşaltılmıştı. Köylüler ancak 2003'ten sonra köylerine dönebilmişti. Ancak köylülerin arazilerine yerleşen korucular köylülere karşı terör estirdi. Bugün sabah saatlerinde kendi arazilerini sürmeye çalışan köylülere Şırnak'ın Hezek ilçesine bağlı Aksoy Köyü korucularıyla askerler tarafından baskın düzenlendi. Köylülerin araçlarına el koyan asker ve korucuların köydeki ablukası devam ediyor. Köyde gergin bekleyiş sürerken askerlerin köylülere evlerinden çıkmama çağrısı yaptığı belirtiliyor.
2014 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen listelerinin askıdan kaldırılmasına 5 gün kaldı. Seçmenlerin 5 gün içerisinde seçmen listelerinde isimlerini kontrol ederek onaylatması gerekiyor. Yerel seçimlere ilişkin YSK'nin aldığı karar doğrultusunda 10 Ocak itibariyle seçmen listeleri askıya çıkmıştı. 23 Ocak tarihine kadar muhtarlıkta askıda kalacak listeler ile seçmenler isimlerinin listede olup olmadığını kontrol ederek aksi durumda nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Askı listelerinin muhtarlıklarda kaldığı süre boyunca nüfus müdürlükleri hafta sonu dahil hizmet sunmaya devam edecek. İkametini başka bir kentte taşıyan kişilerin mutlaka mahalle muhtarlıklarına da başvurması gerekiyor. Oyumuza sahip çıkalım sloganıyla kampanya başlatan BDP, seçmenlerine oylarına sahip çıkma çağrısında bulundu. Seçmenlerin oy kullanacağı yeri www.ysk.gov.tr adresinden öğrenebilecekleri belirtildi. YSK'nin aldığı karar doğrultusunda misafir olarak bir kentte nüfus bildirimi yapanların oy kullanma hakkı olmayacak. Askerliğin zorunlu olduğu Türkiye'de vicdani ret mücadelesi yaygınlaşmaya devam ediyor. İstanbul'da 3 kişi daha vicdani reddini açıkladı. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Tuncay Atmaca, Nevroz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasin Yetişkin ve İbrahim Soylu İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde yaptığı açıklamayla vicdan reddini açıkladı. Açıklamaya Vicdan Red Yönetim Kurulu üyesi Ali Fikri Işık ve İnsan Hakları Derneği Vicdan Red Komisyonu üyesi Ahmet Demirsoy da katıldı. Toplantıda konuşan Demirsoy, her gün binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve savaşlarda yoksulların katledildiği bir dünyada askere gitmiyorum demenin önemli olduğunu söyledi. Ardından 3 vicdan redci adına Tuncay Atmaca basın açıklaması yaptı. Atmaca, toplumun otoritenin, hiyerarşinin ve şiddetin egemen olduğu bir dünyada yaşamak zorunda bırakıldığını belirterek, komünist, onun da ötesinde insan olarak her alanda antimilitarist olması gerektiğine inanıyoruz dedi. İktidar kavgasıyla başlayan gözaltı, tutuklama ve görevden almalar devam ediyor. 14 Ocak günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Van, Adana, Dilok, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de gerçekleştirilen El-Kaide operasyonunda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan 12 kişiden 7'si tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilenlerden 4'ü örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan Ankara'da 80 emniyet müdürünün daha görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası son bir ayda 2000'e yakın emniyet mensubunun görev yeri değiştirildi. Dün gece de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde aralarında ilçe emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80 polisin görev yeri değiştirildi. AKP'nin 30 Mart 2014 yerel seçim aday profili dikkat çekici. Dikkat çeken isimlerden birisi de AKP Ahmet Büyükşehir Belediye Başkan adayı Galip Ensarioğlu. Peki Ahmetliler tarafından yakından tanınan Galip Ensarioğlu nasıl bir siyasi geçmişe sahip? Hep beraber onu izliyoruz şimdi. 1990'lı yıllardı. Kuzey Kürdistan'da faili devlet ve iktidar olan cinayetler işleniyor, köyler yakılarak boşaltılıyordu. Kürt halkının unutmadığı devlet ve iktidar zulmünün zirve yıllarıydı. Bu dönemin sorumlusu Tansu Çiller, Mehmet Ağar ve Doğan Güreş'ti. İşte Galip Ensarioğlu da o yıllarda bu isimlerle aynı safı tuttu ve Doğru Yol Partisi'nden siyasete girdi. Ensarioğlu 1993-2009 yılları arasında DYP Ahmet İl Başkanlığı'nı yaptı. Aynı partide yer alan amcası ve diğer aile fertleriyle birlikte Haziran 2010'da görevinden ayrıldı. O günden bugününün zeminini hazırlıyordu. Ahmet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine geldi. Ancak bu göreve gelirken desteğini aldığı esnafa çıkarları için sırtını döndü ve AKP ile işbirliği yapmaya başladı. Galip Ensarioğlu 12 Eylül 2010 referandumunda evet oyu kullanacaklarını söyleyerek bu işbirliğini ortaya koydu. Ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde AKP Ahmet Milletvekili oldu. Ensarioğlu'nun 2,5 yıllık meclis çalışma tablosu da hayli dikkat çekici. Bu süre boyunca tek bir soru önergesi, kanun teklifi ya da araştırma ve soruşturma önergesi vermedi. Ensarioğlu meclis genel kurulunda 2,5 yıl boyunca sadece 5 kez söz aldı. Bu konuşmalarından birinde Roboski için Dobrovski diyen Ensarioğlu büyük bir tepki toplamıştı. Dobrovski'nin hesabını kimse size vermeyecek. Dobrovski'nin hesabını biz soracağız. Biz
İlk günden beri Dobrovski'nin üstünün örtülmeyeceğini. Rogozin katliamı olurken çoğunlukla magazin programlarını izlemekle meşgul olduğu için Roboski'ye de Roboski diyemiyor, Dobrovski diyor. Onu da düzelt, buradan düzelteyim. Burası Dobrovski değil, Roboski. Dobrovski diye bir yer olmadığı için hesabını da soramıyor herhalde sayın seyirciler. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.